Merhaba arkadaşlar, Mutfak Anatomisi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle karışık bir turşu tarifimle geldim. İlk önce arkadaşlar kalanahanımızı alalım, ortadan ikiye ayırıyoruz. Tekrardan ortadan ikiye ayırıyoruz. Ve kalanahanalarımızı beyaz köklerinden arındırıyoruz. Ardından arkadaşlar karalahanamızı doğramaya başlayalım. Lahanamızı alalım ardından arkadaşlar. Lahanalarımızı da doğramaya başlayalım. Doğramış olduğumuz lahanaları da bir tarafa alalım. Ardından arkadaşlar havuçlarımızı alalım ve havuçlarımızı köklerinden ayıralım. Havuçlarımızı soyalım. Buraya kadar gelen arkadaşlar halen kanalıma abone değilseniz videolarımı izleyip kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız yaptığım ilk tariflerden haberiniz olacaktır. Arkadaşlar soymuş olduğumuz havuçlarımızı doğramaya başlayalım. Dilediğiniz şekilde doğrayabilirsiniz. Ben böyle tercih ettim. Arkadaşlar doğramış olduğumuz bütün malzemeleri bir leğenin içerisinde karıştıralım. Yaklaşık şöyle 3,5-4 kilogramlık galiba bir kavanozumuz var arkadaşlar. Benim cam evde bittiği için hemen bunu kullandım. İçerisine malzemelerimizi ekleyelim arkadaşlar. Havuçları, marulu, biberi karışık ekleyelim. Aralarına arkadaşlar ara ara sarımsak atalım. Ardından kavanozumuzu iyice dolduralım. Şöyle elimizi hafiften yere vuralım. İyice bir dolunsun. Elimizi bastıralım arkadaşlar. Oldukça güzel arkadaşlar. Kütür kütür kış aylarında olmazsa olmaz turşularımız. Artık bu tarifle turşularınız ezilmeyecektir. Arkadaşlar yarım limon suyu. Ardından 1 yemek kaşığı limon tuzu. Arkadaşlar 2 yemek kaşığı kaya tuzu ekledim. 1 yemek kaşığı toz şeker ilave ettim. Yaklaşık 2 yemek kaşığı zeytinyağı ilave ettim. Ardından 1 su bardağı üzüm sirkesi ekledim. Ve üzüm ekleyelim arkadaşlar. Zeytinyağı neden ekledin diyen arkadaşlar olabilir. Arkadaşlar zeytinyağı eklememin sırrı renge turşumuza parlaklık vermesi ve tadı gayet güzel oluyor. Ben her turşu yaptığımda kullanırım. Ardından sarımsaklarımızı ilave edelim. Maydanozlarımızı ekleyelim. Ve ardından soğuk suyumuzu ilave edelim.
Şöyle üzerinde gezdirelim. Arkadaşlar mis gibi oluyor. Artık turşularınız ezilmeyecektir. İyice bir elimizle bastırıyoruz. Ardından kapağını iyice sıkalım arkadaşlar, kapatalım. Deneyen arkadaşlara afiyet olsun. Arkadaşlar turşumuz gittikçe karalahana içinde olduğu için renk verecektir. Böyle pembe kıvamına gelecektir. Oldukça lezzetli, çok güzel bir turşu. Görüşmek üzere.